Merhaba sevgili izleyenler, Kıbrıs'ın Sesi TV 2020 ekranlarında Sağlık ve Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Güzel bir gün dilekleriyle programımıza başlıyoruz. Bugün iki konuğum var stüdyomuzda. Uzman klinik psikolog Tuğba Salık ve doktor psikolog Aysu Emre İnal'la beraberiz. Genel hatları itibariyle kadın erkek ilişkilerinin duygusal boyutlarını ele alacağız bugün. Bizler yorumlayacağız, konuşacağız ama ayrıca tabii sizlerin de merak ettikleriniz varsa Facebook üzerinden bize yazabilirsiniz diyerek hemen başlamak istiyorum. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Çok teşekkür ederiz. Yoğunluklar devam. Azıcık böyle takip ediyorum sosyal medyadan. Evet. Şimdi tam böyle anons ederken aklıma geldi. Kadın erkek ilişkilerini konuşacağız dedik ama şimdi burada 3 bayan. Çok da erkekleri gömmeyelim mi bugün acaba? Biraz öyle gibi geldi tam baktım da. Gerekli olan neyse onu yapalım. Aynen. Değil mi? Neyse ona göre davranacağız. Evet, adaletli olalım yine aynen. De tabii. Aynen. Şimdi tabii konuşacak başlık çok. Kadın erkek ilişkileri söz konusu olursa ama şöyle bir sırayla ilerleyelim bana gönderdiğiniz gibi. Doyumsuzlukla bir başlayalım. İlişkiler başlangıçları hep çok güzel. Hep böyle masallardaki, filmlerdeki gibi gayet başarılı ama sonrasında işte zamanla klasiktir. Değişik yollara sapabiliyor. Herhalde bunun ilk önceliklerinden bir tanesi doyumsuzluk mu oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi doyumsuzluğa baktığımız zaman iki taraf için de geçerli aslında doyumsuzluk. Yani sadece bireye yüklemek, sadece karşı cinse ya da erkek ya da kadına yüklemek diye bir durum söz konusu değil. İki taraftadır aslında. İki tarafta sıkıntıların ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. İşte baktığımız zaman erkek ve kadın ilişkilerine Adem ve Havva'dan bile var olan ilişkilerden bahsediyoruz. Sadece bu dönemin getirdikleri değil, Adem ve Havva ile birlikte getirilen evet. Adem ve Havva'dan gelen aslında dürtülerden kaynaklanıyor. Onlarla birlikte getirmiş olduğumuz ilişkilerimiz söz konusu. Ondan sonraki mesela atıyorum kadın ve erkek evlendiği zaman ki düşünün biz kendi ailemiz içerisinde bile sıkıntılar yaşıyoruz. Kendi ailemizle bile ablalarımızla olsun, annemizle babamızla olsun ilişkilerimiz içerisinde bir kavga, gürültü yaşayabiliyoruz ki sonradan tanıştığımız, düşün 18 yaşında ya da 20 yaşında evlenen bir bayan ya da bir erkekten bahsedelim. Bir insana alışma süresi o kadar kısa değildir. Alışacaksın, hani derler ya evliliğin 3'ü 5'i 7'si diye geçer. Bizde 3'ünde, 5'inde ve 7'sinde iyi bir şekilde anlaşabiliyorsan çok iyi bir şekilde anlaşırsın. O dönemi atlatabiliyorsan artık oldum diyebiliyorsun. Ama onun haricinde sıkıntılar yaşamaya devam ediyorsan artık birbirini yeme noktalarına geliyor bazen ilişkilerde kadın ve erkekler. Bu ikisinin de aslında sıkıntı yaşadığını gösteriyor değil mi hocam? Yani evlilik birliği içerisinde yaşanmış olan sıkıntıları aslında kadınlardan ve erkeklerden mi kaynaklandığını bulmak aslında iki tarafa da yüklenmiş olan bir sıkıntı durumu söz konusu. Sadece bir taraf sen iyisin demek değil. Yakın çevreleri onlar onu söylüyor. Sen iyisin. Sen iyiydin. Senden kaynaklanan bir durum söz konusu değildi diyorlar genellikle. Halbuki çok yanlış. İki taraflı aslında. Boşanmalarda olsun, ikili ilişkilerde olsun sıkıntıların hepsi iki tarafa yüklenmesi gerekiyor. Tek tarafa yüklenmemek gerekiyor. Doğru değil mi? Evet. Yani şöyle doyumdan bahsettik değil mi? Hani evet. Doyumsuzlukla ilgili başladık hani konuya. Doyumsuzluk ilişkinin içerisinde duygusal anlamda oluşan bir şey. Yani bir şeyle ilgili hani biz konuştuğumuz zaman dün bir canlı yayın yaptık mesela. Orada da yeme alışkanlığı, yeme bozukluğunda bile doyumun eksikliğiyle alakalı bir tıkınma ihtiyacı duyuyoruz hep insan olarak. Şimdi ilişkide doyuma ulaşmak demek ruhen ve duygusal olarak birbirini anlayıp, birbirine eşleştiğin, karşılıklı olarak empati kurabildiğin, kişilik olarak rencide edilmediğin, eleştirilmediğin noktada ve kabul gördüğün noktada doyumu yaşıyorsun zaten. Yani bunu yapmak için eğer özel bir çaba harcamıyorsan, özel bir kuvvet uygulamıyorsan kendine doyum kendiliğinden gerçekleşiyor. Bizde ilişkilerde zorlama durumu ortaya çıktığı zaman doyumsuzluklar ortaya çıkıyor aslında. Evet. Yani birini bir şey yapmaya çalışıyoruz.
birini bir şeye çevirmeye çalışıyoruz. Değiştirmeye. Yani ilk başta tanıştığımız zaman aşk, birbirine karşı jestler, iltifatlar, güzel geçen zamanlar, işte o heyecan, duygu, kalp atışları vesaire. Bunlar güzel gidiyor ve kimse kimseyi değiştirmeye çalışmıyor. Zaten zaman çok güzel akıyor. Değil mi? Ama belli bir süre sonra, zaten 6 aydan sonra bir insanın kalbi sürekli o şekilde atarsa bedeni dayanmaz ki yani. Bir süre sonra o atışların yavaşlaması, o rutine binmesi gerekiyor. O heyecan zamanla yavaş yavaş normale dönecektir. O döndükten sonraki süreçte birbirini değiştirme çabası aslında o ilk günkü heyecanı niye yaşamıyorum çabasına dönüşüyor bir herkes anlamda. Herkes onu arıyor değil mi? Herkes onu arıyor. Herkes onu arıyor. Oysa ki bu filmlerde var. Yani artık filmlerde bile hani psikolojik analiz yaptığımız zaman filmlerdeki analizleri de kontrol edince aslında iki kişinin birbirinin bir araya gelme nedeninin ne olduğunu da analiz edebiliyoruz. Çünkü bazı eksiklikleri tamamlamakla ilgili bir ilişki. İlişki iç içe geçmekle ilgili bir şeydir. Her anlamda yani duygusal anlamda, fiziksel olarak her anlamda iç içe geçmeyle ilgili bir süreçtir. Dolayısıyla birbirini tamamlamaktır. Tamamladığın zaman doyuma ulaşabiliyorsun. Neden peki ulaşamıyoruz? Niye boşanmalar çoğaldı? Evet, herkes yani bunu tartışıyor. Aslında boşanmalardaki en büyük nedenlerden bir tanesi birbirini algılama noktalarında sıkıntı yaşaması kişilerin. Yani istekler, arzular aslında değişiyor. Hocamın da dediği gibi yani belirli bir alışkanlığın aslında rutinini istiyor kişi. Yani aynı alışkanlıkla, çünkü diyorum ki 18-20 yaşına kadar ailesiyle geçirmiş olduğu bir zaman dilimi var. Ailesinin vermiş olduğu o besleyici duyguları var. Ve o karşı taraftan da aynı şeyleri istiyor. Yani o besleyici duyguları, o anneden babadan almış olduğu ya da aileden almış olduğu, iyi bir şekilde almışsa, geçmişteki çocukluk dönemlerini iyi bir şekilde geçiren bir insan, o rutiniyeti kendi partnerinden de aynı şekilde istiyor. Yani o ailede yaşamış olduğu düzeni, ailede yaşamış olduğu o birlik, beraberliği, biz hep diyoruz ya babam gibi olsun. Evet. Ya da annesine benzeyince annem gibi bir bayan istiyorum. İşte doyumsuzluğun nedenlerinden bir tanesi de aslında anne babanın da o alışmışlık olduğu o rutiniyeti kişinin varamaması. Yani kişi istiyor ki benim annem babamın, aile bireylerimin yaşamış olduğu o güzel duyguları ben de istiyorum. Ama karşı taraftan da aynı etkiyi alamazsa ki ne oluyor? Ondan sonra diyor ki ayrılıklar artık başlıyor. Görüş ayrılıkları başlıyor. Eğer senin bir görüş ayrılığın varsa zaten var. Aslında kişi bunu biliyor. Görüş ayrılıkları olduğunu biliyor. Bile bile bazen evlenmek istiyor. Evet. Yani bile bile. Evet. Bile bile. Bile bile. Çünkü kopmak istemiyor. Çünkü anneden babadan, yani anne memesine geri dönüş dediğimiz aslında bağımlılıklarımız var bizim. Sigaralar gibi, işte içmiş olduğumuz, işte değiştirmek istemediğimiz rutinlerimiz var. O rutinleri değiştirmek istemediğimiz noktasında kişiyi değiştirmek çalışıyoruz. Çünkü kendi rutinimi oluşturmak istiyorum. Ne yapıyorum? Kişiyi değiştirmeye çalışıyorum. Bu sefer ne oluyor? Artık ilişkiler kopma noktasına geliyor. Anlaşmamazlıklar ortaya çıkıyor. Anlaşmazlık olmadığında, kişi kendini anlatamadığında ne oluyor? Bu sefer kavgalarla, ses yükseltmeleriyle kendini ifade etmeye çalışıyor. Bu sefer de şiddeti doğuruyor. Yani bundan da kaynaklanıyor. O zaman evet. İnsan değişiyor. Yani bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Yani dünkü senle bugünkü sen aynı mı? Değil. Yani iki sene önceki benle, Aysu'yla şu anki ben aynı mı? Değiliz. Değiliz tabii. Yani birlikte olduğumuz sürelerden bahsedince, evlilik veya uzun süreli illa evlilikle olması gerekiyor diye konuşmamalıyız. İkili ilişkilerde 10 yıl süren ilişkiler var mesela. Şimdi 10 yıl önceki Aysu'yu beklemek, 10 yıl önceki erkeği beklemek normal bir şey değil zaten. Değişmek durumundayız yani. Yani bir kere insanın belli periyotlarda bir değişim süreci var. 30 yaşında ayrı birisin, 40 yaşında ayrı birisin, 20 yaşında ayrı birisin. Çünkü kişilik yapın zamanla deneyimlediğin şeylerle birlikte oturuyor ve oluşuyor. Evet. Gördüklerinle, yaşadıklarınla, duyduklarınla ve dolayısıyla değişiyorsun. Değiştiğin zaman o değişime adapte olabilen bir ilişki, karşılıklı adaptasyon sağlayabildiğin zaman ilişki yürüyebiliyor.
Yani o adaptasyonu algılayabilmek lazım. Bu kişi değişebilir, farklılaşabilir, düşünce yapısı değişebilir. Bu normal. Ve onun sınırları içerisinde bu değişimi birbiriyle harmanlayarak yapabiliyorsan, hani evlilik aslında bir sözleşme veya ilişki bir sözleşme gibi düşünelim. Yani birbirinin kurallarını bilirsin, sınırları, kırmızı çizgileri vardır mesela. Yani ben bunu yaparsam çok sinirlenir dediğin bir nokta vardır. Değil mi? Onları da, evet. Yani mesela bunun farkındaysan bunun ötesine gitmemek için o değişsen de saygı duymayı belki becerebilmek gerekiyor bu noktada. İlle de biz ilişkilerin yürümesinin gerektiğini iddia etmiyoruz. Mesela gelen danışanlarımız oluyor, çift terapileri yapıyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Burada size akıl veren veya size rehberlik eden veya böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın gibi şeyleri salık veren kişi olma modelinde değilim. Bu ilişki devam eder ya da bitebilir. Her iki durumda da alacağınız kararda sizin ben yanınızda olacağız. Sizin psikolojik dengenizi ortalama dengede, optimum seviyede tutmaya çalışacağız. Sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz veya sağlıklı olan o ilişkinin bitmesi olabilir. Yollarınızı ayırabilirsiniz. Yani evlenmek haksa ayrılmak da haktır diye bir söz var mesela. Evet. Yani sonuçta bitmemeli gibi bir iddiayla ortaya çıkmak da yanlış. Yani kesin, zaten hiçbir şeyin kesini yok. Yani garantisi yoktur yani. Garanti gözüyle bakmamak gerekiyor. Ki bazı bayanlar işte dediğim gibi garanti gözüyle bakıyor. Evet. Ya da erkekler garanti. Evet. İşte bu mesela şey diyor, bu bayan nasıl olsa benim yani. Artık garanti gözüyle baktıklarında ki aslında bu aldatmanın da bir nevi sıkıntılarından bir tanesi. Garanti gözüyle bakmak. Bir eşe, bir ilişkiye garanti gözüyle bakmak. Ya da bir iş de olabilir. Yani sadece ikili ilişkilerden bahsetmiyorum. Bir iş deneyimle, işte çalıştığında bile garantin yoktur senin. Ki ilişkilerde hiçbir garantin yok. Nasıl evlenmek evlenmek normalse, boşanmak da o kadar normal olması gerekir. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi önceden kadınlar çalışmazdı. Erkekler çalışırdı. Şimdi biz bayanlar olarak kendi özgürlüklerimizi aldık elimize. Bazı bayanlarda şöyle bir şey var. Ben kazanıyorum, ben getiriyorum, sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bunu söylediğinde de zaten birebir ilişkiyi aslında bir nevi düşük seviyelere getiriyorsun. Erkek her zaman nedir? Erkek egomanyasında yaşıyoruz yani. Erkek toplumda, ataerkil bir toplumda yaşıyoruz biz. O yüzden de aslında bir nevi erkeğini, eğer ilişkini sürdürmek istiyorsan aynı seviyeden bakman gerekiyor. Farklı seviyelerden bakmamak gerekiyor ilişkiler içerisinde. Çünkü eğer sen farklı seviyelerde ben yaptım, ben ettim, ben her şeyi yürütüyorum. Zaten kadın her şeyi yapıyor. Evde anne gibi olmak zorunda, işte iş kadını olmak zorunda, evi temizlemek zorunda, her şey var. Kadına yüklenmiş birçok zaten şey var yani, kadına yüklenmiş olan birçok sorumluluk söz konusu. Ki erkek sadece ne yapar? İşe gider, işten gelen şey, ekmek getiren tarzında bir yapıya sahip diye düşünürüz. Aslında erkek de ev işi yapabilir, yemeğini yapabilir, her şeyini yapabilir. Ortak bir evlilik birliği içerisinde ya da ilişki birliği içerisinde olması gerekiyor. Ama erkekler diyor ki ben bununla yetinirim. Ondan sonra gene artık dediğimiz gibi ilişkinin ileri safhasına geçmesini engelliyoruz. Ben de yaparım, sen de yap. Ortak bir paydada buluşmak gerekiyor aslında. Doğru değil mi hocam? Yani ortak paydaların olmaması, yani hocam bize gelen aslında danışanlardan yola çıkarak, hani şikayetlerden yola çıkarak birazcık cevap verecek olursak, mesela daha böyle somut olsun diyecek olursak. Mesela birbirini dinlemeyen iki tane kişi oluyor karşınızda. Dinlemiyorlar. Dinleme problemi var. İkisi aynı anda konuşuyor. İkisi dertli ve boşanmak istiyor. Evet, farkındayım. Belli ki bir dinleme problemi var. Yani haklı olsan da dinlemeyi becermek belki gerekiyor bir noktada. Yani karşı taraf belki sırf dinlendiği için bile sakinleşebiliyor. Evet.
Yani ne için geliyor bize? Şimdi biz istatistik olarak baktığımız evet. zaman insanlar bize beni anlamıyor. Hiçbir şekilde beni anlamadığını düşünüyorum. Hiçbir zaman bana değer verdiğini düşünmüyorum. Değersiz hissediyorum kendimi. Ben sanki onu omuzumda taşımak zorunda olan biriymişim gibi. Ben sanki bu görevler sanki benim sorumluluğummuş gibi. Aslında benim yaptığım jestler bir süre sonra sorumluluk haline geliyor. Ben bu şeyi üstüme aldım yükü ve bundan kurtulamıyorum diye geliyor. Bir belki annesiyim gibi davranıyor bana. Sanki ben annesiymişim gibi. Sanki babasıymışım gibi onu sürekli koruyup kollamam gerektiğini hissettiriyor bana gibi sıkıntılarla geliyor insanlar karşımıza. Şimdi burada farkındalık yaratmak gerekiyor. Yani insanlara hiçbir zaman biz şunu demeyiz değil mi hocam? Bunu yapmalısın, şunu yapmalısın. Hayır, kesinlikle. Yani biz öğüt verme noktasında değiliz. Öğüt veremeyiz çünkü insanı bireysel olarak tanıyabiliriz. Evet. Yani kişi tektir, biriciktir. Evet. Ve onun oradaki ihtiyacını analiz etmekle yükümlüyüm ben. Yani ben onun ne istediğini ve kişilik yapısını anladığım zaman, iki kişinin de ayrı ayrı kişilik yapılarını anladığım zaman, ortak müşterekte nasıl bir çözüm bulabilecekleri konusunda rehberlik edebilirim. O çözümü de kendilerine söylettirmeliyim. Ya işte evet. bu yüzden ben hep söylüyorum evet. uzmanından destek alın diye. Çünkü bu tarz sıkıntılar genelde arkadaş, eş, dost çevresiyle konuşulur ve biz de yani biri bize akıl danışmaya geldiğinde sanki o sırada böyle hani karar merceği bizmişiz gibi. İşte evet böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın. Evet. Bak sen şunu yaptın, bunu yaptın. Yani hiç akılda kalan evet. bir şey de olmaz zaten o noktada. Evet. zaten evet. şöyle bir şey var. Yani toplumumuzda aslında genellikle böyle bir şey var. Bir tane işte depresyon kelimesini duruyor. Evet. Ondan sonra diyor ki ya sen depresyondasın. Ya biz bile hastayı ele alırken en azından böyle bayağı bir geçmesi demiyoruz. Çünkü damgalamak, etiketlemek bu tür şeyler aslında herkes öyle söylüyor. Evet. Bizi gördükleri zaman direkt şey diyorlar. İşte benim hastalığım ne? Dur bir saniye. Seni ilk önce ben analiz etmek zorundayım. Senin sorunlarını dinlemek zorundayım. Herhangi bir psikolojik ya da patolojik bir bulgu varsa onun üzerine gidebilecek platformlar oluşturmam lazım kendime göre. Ama sen gelip diyorsun ki işte diyorum ya halkımızda bu var. Herhangi bir psikolojik terimi alıp bize karşı işte, ya da arkadaşına karşı şey diyor. Mesela en basit örnek şey bir tanesi vardı. Benim diyor çocuğum diyor hiperaktif. Aslında hiperaktif senin bir bozukluk olduğunun farkında değil kişi. Yeah. Yani bir bozukluk yani hiperaktivite bir bozukluk. Sen bu ki hayır senin çocuğun hiperaktif değil diyorum. Senin çocuğun yaramaz. Yaramaz. Yani oradan oraya atlayınca insanlar bunu kullanıyor. Yani hiperaktif benim çocuğum değil. İşte kullanmamak gerekiyor. Bilmeden araştırıyor. Biz boşuna 4 sene okumuyoruz. Ya, boşuna eğitimlerimizi alıp ondan sonra 2 sene üzerine ekleyip yüksek lisansımızı yapmıyoruz. İşte bu yüzden de muhakkak deneyimli insanlara, yani bizler gibi deneyimli insanlara gelmeleri gerekiyor kişilerinde. İlişkilerde de öyle. Adam mesela eşine hitap edersen sen psikolojik manyaksın diyor mesela. evet. Bunu söylüyorum çok var. Evet. Yani evet, bilmiyor. Sende psikolojik bir evet. sorun var. Şizofren senin gitmen falan gerekiyor. Direkt. Senin bir psikoloğa gitmen gerekiyor diyor. Evet. Sadece bir kişiyle sınıflandırıyor. Halbuki ikisinin gelmesi gerekirken bende bir sorun yok. Neyim, senin evet. gitmen gerekiyor diyor eşine. Ya da ilişkisi içerisinde bulunduğu ya da oraya kişilere. Gitmek sanki bir de böyle damgaymış gibi. Yani evet. hani kötü olan bir şey oraya gider. Hani sanki biz de gelip iğne yapıyoruz ona da o hastalığı iyileştiriyoruz gibi yani bir şey. Beyin ameliyatı falan. Beyin ameliyatı falan mümkün değil bizim yani. Orada aslında kendi beynindekini tescillemek için aslında kişinin oraya gitmesini istiyor. Kendi beyninde kurmuş olduğu, kurgulamış olduğu bir sıkıntı var zaten. Sen oraya giderek aslında benim beynimdekini pekiştiriyorsun demek aslında bir nevi de. Ya aslında gördüğümde. Biliyor musunuz kadın ve erkekler de normalde kendilerindeki problemin ne olduğunu az çok kestirebiliyorlar. Kestiriyor. Yani şöyle ki kestiriyor. Şimdi bir çiftte bir anksiyete bozukluğu var ve panik atak yaşıyor. Şimdi panik atak yaşayan ve 5 yıl boyunca hiçbir şekilde uçağa binememiş, ciddi hayatında, sosyal yaşamında ciddi
anomaliteler oluşturacak bir rahatsızlığa sahip. Şimdi bu kişinin normal bir ilişki kurmasını bekleyebilir misiniz? Doğru. Bireysel bir bozukluk doğru. Bu. Evet. Yani panik atak rahatsızlığının tedavisini olmadan sağlıklı bir ilişki yaşayabilir mi? Zaten yaşayamaz. Dolayısıyla bu çifte yansıyan bir şey oluyor. Yani burada birini işaret etmeye çok alışkınız. Evet, o gitmeli, o gitmeli diyor belki birbirine. Ama belki birindeki olan o panik atak durumu ilişki içerisinde birbirlerine yansıttıkları sıkıntı oluyor. Ama bu kişinin farkında olmadığı bir şey oluyor. Biz panik atağı çözümlediğimiz zaman çiftin yaşadığı sorun da ortadan kalkıyor evet, zaten. Evet, bir tane sorunu ortadan kaldırınca. Yani bireydeki sorunu ortadan kaldırınca çiftin yaşadığı sorun ortadan uçuveriyor, buharlaşıyor. Aynen. Ve diyor ki ne oldu, sihirli değnek mi değdirdiniz i̇şte bunu? Bu nedir sihirli yani? Değnek oluyor işte. Dedikleri noktada aslında hiçbir şey değil yani. Oradaki tanıyı bulmak, problemi çözümlemek için gerekli ödevleri vermek, kişinin üzerine terapiyi uygulamak, anlamak, dinlemek ve sonucunda ilişkinin içerisinde aynen. Düzelmeyi görmek. Düzeldiğini gördüğünüz zaman hem onlar çok mutlu, hem siz başarılı hissediyorsunuz kendinizi. Çok mutlu hissediyorsunuz çünkü ben bunu övünerek yani mesleki açıdan doyum yaşıyorum bir kere. Buradaki aynen. O tanıyı ortadan uçağa bindim, biletimi aldım diyerek beni mutlu bir şekilde aradığı zaman danışanım, uçaktan indim buradayım dediği zaman mesela benim gözlerim doluyor. Yani hoşuma giden bir, o hazdan dolayı yaşadığım bir duygu oluyor bu. Ne güzel. Başarılı bir sonuç ve evet. Bu çifte de yansıyor. Bir bakıyorsunuz 6 seans boyunca çift yani eşi gelmeyen kişi o düzelmeyi gördükten sonra reddediyorken terapiye gelmeye başlıyor. Yani psikoloğa inanmayan yani nedir psikoloğa mı gidilir diye çok tepkisel durumlarla karşılaşıyoruz. Maalesef hala evet. Daha var öyle yaklaşımlar. Maalesef yani. Var tabii ki var yani. Bir bakıyorsunuz gelmiş kendini orada oturuyor buluyor. Yani diyor ben geldim buradayım şimdi ne konuşmam lazım? Hiçbir şey konuşmuyoruz, sohbet ediyoruz. Siz konuşun, anlatın. Biz zaten gereken yönlendirmeyi noktalarda. Yapıyoruz yani size aynen. Diye. Korkulacak ya. Bir şey olmadığını fark edince de diyorlar ki ya evet Avrupa'da herkesin bir terapisti varmış. Ne kadar doğruymuş. Evet ya. Aynen. Çünkü biz de yıllardır ben söylüyorum. Yani dizilerde olsun, filmlerde olsun çok dalga geçildi. Hala da yani böyle çeşitli profesörlerden bu anlamda böyle yorumlar duyup da böyle şaşırmamak elde değil açıkçası. Dalga geçilen bir unsur oldu ama şimdi artık çok insanlar farkına vardı bazı şeylerin. Yani terapiye giden çok kişi var hayatının yaşam kalitesini artırma açısından. Mesela size gelen danışanlardan şöyle bir analiz yapacak olursak. Mesela çiftler yüzde kaçı ben boşanmadan önce bir de bir terapiye gideyim, bu yolu da bir deneyelim, belki bizim bir kurtuluşumuz vardır diyor. İşte başarı oranı nedir yani? Bize son çare olarak görüyorlar. Son çare. Artık her şeylerini tüketip bitirdikten sonra ve evliliği aslında nasıl söyleyeyim yürütemediklerinde ve çocukları varsa eğer bireyleri. İyi ki de geliyorlar. Bir de gelmediklerini düşünün yani. Yani. Ya evet gelmeyen de çok kişi var terapi almadan direkt. Biz ilk başta aslında şunu diyoruz. Yani ilişki başladı 3-4 ay yürüttünüz. Gelmeye başlayın. Aslında çocukluktan itibaren aslında psikoloğa gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü evet. İlişki evlilik öncesi, evlilik sonrası olması gerekiyor. Yani evlilik öncesi, evlilik evet. Sonrası aslında bir terapiye gidilmesi, bir çift terapisi alması ya da bireysel terapi alması gerektiğini düşünüyoruz kendisinde. Herhangi bir rahatsızlığı zaten dediği gibi hocamızın kendisinde görüyor zaten kişi. Bende bir rahatsızlık var, bir sıkıntı var. Çıkamadığım, kurtulamadığım, kendimle yarıştığım bir sıkıntım var benim. Muhakkak bir terapiye gitmem gerekiyor diye düşünmesi ve bize gelmesi önemli. Yani illa ilişki bazında gelmemeleri gerekiyor. Son çare olarak aslında gelebilirler ama son çare olmadan önce gelmeleri bence gerekiyor. Bence normal yaşamda da insanların, çünkü sağlıkta bile bir onun şeyi varmış hani. Optimum seviyesi minimum. Sen hani başın ağrımadı, çok acı çekmedikçe gitmiyorsun doktora. Ama normalde de halsizlik örnek veriyorum. Hani bu tarz yaşam kaliteni olumsuz etkileyecek şeylerle yaşamak durumunda kalmana gerek yok. Sağlığını da beynini de aynen bu şekilde
biz beyin böyle aman aman şart diye evet ona noktaya evet, gelmeden son noktaya gelmeden gelmiyorlar. Ama gelmeden önce de mesela internetten kendilerince araştırmalar yapıyorlar. Biliyorlar ki psikoloğa gidince klasik bir laf var ya, hani çocukluğumuza ineceğiz. İşte çocukluğumuza ineceğiz. Dalga geçildi onlarla. Çocukluğuma inelim. Ama yani çocuk da önemliymiş işte. Biz de onu anladık artık. Annenin babanın sana davranışı da genetiğinde. Değil mi? Düştüğü andan itibaren aslında evet, o çocuk savaşı Allah'tan başlıyor. Onu öğreniyorlar. Yani en azından biliyor ki çocukluk döneminin bir önemi var. Şimdi az önce mesela yayından önce sizinle konuştuk. Dönüşüyoruz biz. Annelerimize evet, dönüşüyoruz. Evet, yaş mi geçtikçe, ilerledikçe. Bazen kendimizi onun davrandığı gibi davranır buluyoruz mesela. Niye? Çünkü bizim örüntümüz bu. Hani yaşamsal örüntümüz evet, bu. Bunu evet, gördük. Evet. Bununla yoğrulduk. Hamurumuzda, mayamızda bu var. İki anne babanın bir kadın erkek ilişkisinin nasıl olduğunu orada görüyoruz. Evet. O yüzden evlilikten kaçıyoruz. O yüzden evlenmeyi geciktirenlerimiz var. O yüzden bir sorumluluk almaktan ödü kopuyor evlenirse hayatı kafes olacak. Sanki ona şey olarak da mı bakıyoruz yani evliliğe? Tam böyle aşık olduğunda, her şey olduğunda o tam bir şey anı vardır ya. Böyle yapboz gibi parçalar tam yerine oturduğunda mesela hiç evlenmeyeceğim diyen insan pat diye evlenebiliyor. Evleneceğim diyen insan evlenmeye de biliyor. Yani o böyle her şeyin tam oturması hali yani, herhalde. Belirli, evet, o olursa deneyimlemiş, işte artık insan artık insanları tanımış, görmüş geçirmiş kişi şey diye düşünüyor. Ha tamam otur. Çünkü bu tam yani böyle. Çünkü o kişi seni inceliyor. Yani sadece aman gördüm evleneceğim ilk görüşte aşk diye bir şey yok. Ben inanmıyorum kesinlikle. Hayır canım, genç kızlar da gelinlik giyip düğün yapsınlar diye evleniyorlar şimdi. yani çok az öyle, çok gerçekten %100 aşık. Yani çok güzel yani, böyle gelinlikler, düğün masalları, kız çocuklarını öyle büyütüyoruz ya işte. Tabii yani, tabii yani düşünün evet, çocukken bile o gelinlikler, o gece bitiyor ondan sonra prensesler, ne oldu, ne kraliçeler yaptık? Sonra ne oluyor? Ay, her şey yedik, bambaşka. Bal kabağına dönüşme durumu. İşte şeydir, biz çocuklarımızı, genç kızlarımızı hayata hazırlarken hep şey diye hazırlıyoruz, prensesler gibi hazırlıyoruz. Hmm. Çünkü bizim geçmişte yaşamış olduğumuz, anne babamızdan getirmiş olduğumuz sıkıntılarımız söz konusu. Maddi yetersizlikten tutun da okuyamayan birçok genç kızımız vardı mesela. Ya. Sağ olsun yani birçok yerde artık kızlarını okutan birçok insan var. Ki ben Güneydoğu'da çalıştığım dönemlerde ailelerin evlerine gidiyorduk. Lütfen. Bak bu çocuk çok çok mükemmel. Dersleri çok iyi gidiyor. İşte öğretmenlerle birlikte gidiyorduk psikolog olarak. Çünkü aileleri anlatalım. Çocukların, kız çocukları okumaz diye bir kural söz konusuydu zamanında. Şimdi ama maşallah adada özellikle evet, herkes, herkes okuyor. O konuda sıkıntı yok da şeyde de sıkıntı var. Yani mesela şimdi ben bakıyorum bu TikTok'larda, sosyal medyalarda, az önce siz söylemiştiniz Aysu Hanım. Hani böyle hemen bir şeye sarılıyoruz böyle, hani ne yapalım, psikolojik destek alalım diye. İşte o videolarda da arka fonda duygusal müzik, çok keskin cümleler. İşte ben bıraktıysam bırakmışımdır, geri dönmem falan, evet, çok asarım keserimli şeyler var. Hani sanki böyle ister istemez hani insanı gaza getirebilir. Evet. Vay ya ben de böyleyim ya. Evet, gittim evet, dönmüyorum falan. Ama şöyle işte yani. Çok etkiliyor. Onları çok dikkatli yorumlamak gerekiyor tabii, o videoları. Tabii yani bir uzmanından duymadığınız sürece. Evet. Yani normal insanlar bile şey platformlarında, bu internet sosyal medya platformlarında kesin cümleler ve net cümleler kullanıyor. Evet. Ve bu da kişinin aslında o boşandıysa ben de boşanırım, o bilmem neyse ben de yaparım gibi düşüncelerle hareket etmeye çalışıyor ama sonu hüsran oluyor yine, çünkü gene bir uzmanından destek almak zorunda kalıyor. Bir de şöyle bir şey var, biz toplum olarak şeyi çok seviyoruz, birbirimize dertleşmeyi. İşte kadın kadına oturup konuşmayı, yani bizim toplumumuzda bu vardır yani, var, birbirimize var, gider evet, geliriz, evet, her şeyimizi anlatırız, eşimizle olan diyalogumuzu anlatırız. Yani erkeklerde biraz daha kısıtlıyken kadınlarda bu geniştir çerçeve, istediği gibi konuşabilirler, dertleşebilirler, gerekirse isyan ederler, işte laf ederler vesaire, bir rahatlama
gelir onların üzerine de rahatlarlar bunları konuştuktan sonra. Oysa ki oradaki rahatlama geçici bir rahatlama. Evet. O yüzden birazcık da psikoloğa ihtiyaç duymuyoruz. Ya eve gidince yani. Aynı. Peki çok zor bir soru soracağım. Ben cevabını biliyorum dermişim ama. Eyvah. Şimdi erkek beyniyle kadın beyni nasıl çalışır diyelim. Şimdi erkek beyni nedir? Evet. Ama kadın beyni hem sözel hem işitsel hem her şeye çalıştığı için kadın beyni biraz daha böyle çok fazla çalışıyor. Ama çok erkek karışık. Beyni nettir. O bir sorun varsa o sorun onunla çözülürdür. Ama kadınlar biraz daha böyle dönem başladır. Yani hem sözel ifade hem görsel ifade her şeyi kullanabildiğimiz için bizler biraz daha zekiyiz aslında. Biz çok komplikeyiz canım tabii ki yani. Ama şeye göre mesela beyin ağırlıkları kadınların daha düşüktür erkeklere oranla. Kadınlar 250 gram erkekler 375 gram ağırlıklarında. O da kiloyla alakalı olduğu için biz biraz daha böyle zayıf naif olduğumuz bize için. Bize küçük yeter. Aynen. Ama daha çok kelime konuşuyor çok, evet, kadınlar. Daha fazladır. Yani beynin konuşma merkezi kadınlarla daha çok işliyor. O yüzden yani bir kadının bir erkeğe oranla günlük konuşma, kelime kullanma, sarf etme oranı çok daha yüksek. Daha yüksek. Çünkü bu da daha çok şey düşünüyor. Daha kompleks düşünüyor. Bak bu da bizim adımızı dırdırcıya çıkardı işte, ama bu da işte. Dırdırcıya çıkardı. Aynen. Çok dırdırıcıyor. Oysa ki beynimizin yapısı bu yani. Yapısal ya, evet, bir özellik bu. Doğal hali bu. Doğal halimiz bu. Bu dırdırcı değil. Kutulacak bir şey değil bu. Dediğim gibi yani kadınlar aslında evde anne oluyor, iş kadını oluyor, işte birçok şeyi ya, elinde tutuyor ve ya. Evi aslında sırtını taşıyor, şey kadın ya, taşıyor. Evet. Erkek sadece işe gidip geliyor. Sadece dediğim gibi erkekler net çalışıyor. Dolanmaçlı bir kelime, yalan söylemede bile kadınlar biraz daha çünkü daha iyiyiz yani o konularda. Doğal yetenek. Kıvrak zeka. Ama erkekler öyle değil. Nettir. Yani Cem Yılmaz'ın bir skeci var işte kadınlar biraz daha böyle yalanı severler. Nerede gördün beni? Hangi otelde gördün değil falan derler. Onu söyleyene derler. Kadar da 40 tane köyde böyle sorular. Ama diyor kadın, cinlikler. Kadınlar öyle mi diyor? Sana diyor bir otelin diyor şeyini krokesini çizer ve ben değildim dersin. Diyor. Yani bunu söyle ben değildim dersin. Diyor. Yani kadınlar ona benzer. Yani çok kelime dağarcıkları vardır. Yani kendilerini ifade ederken çok güzel ifade ederler bayanlar. Ama erkekler nettir. Her konuda nettir. Yani yalan söylemezler ama net olmayı severler. Böyle dolanmaçlı değildir kelimeleri. Net kullanırlar. Fazla da kelime dağarcıkları o kadar şey değildir yani. Komplike düşünmezler. Sen mesela hani ikili ilişkilerde kadınlar daha fazla konuşkandır. Erkekler daha az konuşkandır. Evet. Daha az konuştuklarını görürsün erkeklerin. Çünkü net oldukları. Yine bir sosyal medyada karşıma çıktı. Kavga anlarını çekmişler. Hı. Diyor ki işte kızıyor, bağırıyor kadın, bıktım senden, bitiriyorum bu ilişkiyi, gidiyorum ama diyor ki adam ne yaptım ha, diyor. Evet. Ya, diyor ki hep ya. Böyle yapıyorsun ne yaptım ya diyor. Ya işte bir sürü kelime etraftan dolanıyor. Direkt bana istediğini i̇şte söylüyor. Tam olarak kendini. Ne yaptım yani tam olarak şunu yaptın ne kabul edeyim i̇şte, diyor. Hayır sen hep böylesin. Net cevaplar da istiyor. Karşılıklı ilişkilerde aslında. Net cevapları seven. Ben dili sen dili olayını ben çok örnek veriyorum değil mi hocam? Yani sen böyle davrandığın için böyle oluyor. Bakın mesela düşünelim. Sen böyle yapmasan böyle olmazdı. Beni suçluyor. Direkt sendini. Ama şunu söylesek hani konuşurken tartışmalarda ben mesela bunu çok örnekliyorum ilişki terapilerimde. Ben böyle olduğu zaman ben böyle hissediyorum. Kendimi değersiz hissediyorum. Ya, beni kendini ilk önce ortaya yani, koymak yani kız ne oldu kıskandın mı şimdi nedir ya? Hayır aslında öyle değil ama orada ne bileyim belki biraz kendimi arkada kalmış ve değersiz hissettim. Aynen. Yani hissettiğim duyguyu ona anlatsam kıskanmak da doğal bir duygu belki. Evet. Ama bunu anlatmanın da bir yolu var. Hani sen böyle yapıyorsun hep sen zaten ona baktın ben gördüm şöyle oldu böyle olduğunun kavgaları genelde çıkıyor hep ortaya. Ya oysa ki ben kendimi değersiz hissettim.
Yani bunu söyleyince bile karşı taraf şey olmuyor mu? Bir içi yumuşamıyor mu? Ne yaptım da kırdım acaba diye düşünüyorsunuz değil mi? Ben kendimi kötü hissettim demek. İşte kişiler alışmışlar. Yani sürekli kavga ederek, sürekli ben diyerek, sürekli karşı tarafı sen diyerek. Sen aslında yaptın. Alışkanlık. Bebeklikten beri düşüyoruz, kalkıyoruz, anne duvarı dövüyor. Evet. Doğan Cüceloğlu'nun anlattığı bir vakaydı bu. Düşüyoruz, 2 yaşında bebek düştüğü zaman anne duvarı dövüyor. Ah çocuğumun kafasını acıttın diye. Evet, yaparlardı. Yani böyle karşı tarafa yükleyerek zaten büyümeye alışmışız. Belki beyin yapısını, düşünce yapısını değiştirmeye çalışıyoruz. Aynen. Bizim mücadelemiz bu yönde. Bir de tabii farklı kişilik yapıları var. Yani ben hep söylüyorum, hani örnek veriyorum, bir insan daha bonkördür, öbürü daha cimridir, diğeri sosyaldir, öbürü asosyaldir. Evet. Bunlar yüzünden kişileri yargılayıp kötü insan diyemeyiz ama farklılarsa da farklılar. Evet. Yani siz de size uymayan biriyle biz herkesle arkadaşlık etmiyoruz günün sonunda. Tabii. Kendimize uygun seçtiğimiz dostluklarımızla ilerliyoruz yavaş yavaş. Peki çocukları konuşalım. Yani şimdi bir ilişkide kavgasız da olmaz değil mi? Evet. Dozunda kavga olacak. Çocukların etkilenmesi noktasında neler söyleyeceksiniz? Şimdi çocuklar bizim aslında geleceğimiz ama maalesef ikili ilişkilerde bu eskiden çok böyle şeydi. İşte çocukların önünde kavga ederlerdi. Evet, ağızlarına evet, ne gelirse söylerdi. Evet. Ve çocuklar gördüklerini aslında büyüdüklerinde yapmaya çalışırlar. Çünkü çocuk bir örneklemdir, gördüğünü yapar. Eğer baba çocuğa, eğer baba anneye yardım ediyorsa çocuk da anneye yardım eder. Erkek çocuğu, kız çocuğu fark etmez. Ama sen sürekli kavgada, bu işte mesela çocuk bir yere gitmek istiyor. Anne diyor ki gidebilirsin, baba diyor ki gidemez. Burada işte aslında o çocuk aslında bir şey yapmasa bile anne baba kavga ediyor, benim dediğim olacak, benim dediğim olacak. Halbuki şey diyebilirler, baba ne diyorsa odur. Ya da anne ne diyorsa odur. Annen eğer verdiyse ben de sana izin veriyorum. Mümkün mertebe ortak noktada ortak noktayı bulabilmek konuşmak lazım. Ama biz ortak noktayı bulmuyoruz. Çünkü geçmişten getirmiş olduğumuz bizim aslında geçmişimizde yatan, alt nedenlerde yatan bir anne babanın, anne babamızdan örneklememiz, yani anne babanın olmasına gerek yok. Bazı şeyler vardır ki, çocuklar vardır ki anne babasız büyümüşlerdir. Ya, yani SOS'te büyümüştür. Evet. Ya da bilmiyorum, bir yerde bir amcasında büyümüştür. Şeyini, örneklemleri işte kavga üzerine kurulan bir çocuk. O da geleceğinde aynı şeyleri tekrarlıyor. Şimdi demin de arkadaşımız dedi ya, annemize dönüşüyoruz. 30 yaşından sonra, belirli bir yaştan sonra annemize dönüşüyoruz. Ne oluyor? Biz anne babamızdan görmüş olduğumuz o yanlış eğitimi ilişkimizde sürdürüyoruz. İlişkimizi adapte ediyoruz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum hocam, bir de burada araya girip. Kavga kaçınılmaz bir şey. Zaten kavga tartışma olmayan ilişkiden şüphe edin bence. Yani kavganın, tartışmanın olmadığı bir ilişkide anormal giden bir şey vardır. Yani bitmiştir, ilgilenmiyordurlar birbirleriyle gerçekte. Yani aslında kopmuştur, duygusallık kalmamıştır, beklenti kalmamıştır belki de, ortak nokta. Dolayısıyla tartışmanın, kavganın olması önemli, olmalı da, bunu yatsımıyoruz. Hatta bu çocukların yanında da bazen oluyor. Bu da olmalı. Şimdi diyorlar ki çocuklarımızın yanında görüyorlar diyor. Şimdi bakın, çocuğun yanında tartışabilirsiniz, kavga edebilirsiniz. Zaten tutamayız ya, o film, bir film vardı. Hadi mutfak diyorlardı, gidip mutfakta kavga ediyorlardı falan. Öyle bir modda değiliz. Bir anda bir şey alevlenip ve kavga edebiliyor. Önemli olan şunu yapmak. Tartışmaya da dahil olsun, çocuk şahit olsun ama barışmanıza da şahit olsun. Nasıl barıştığınızı da görsün. Ben bunu söylüyorum. Orada bir hata varsa, birinden özür diliyorsa çocuğun yanında bunu mümkün mertebe yapmaya çalışın. Ama çok hatalı güzel davrandım bugün, kusura bakma, biraz fazla sesim yükseldi deyin. Çünkü eninde sonunda barışıyoruz değil mi? Evet. Hani öyle yani, ya da böyle kimimiz bir şey söylemeden barışıyoruz. Kimimiz özür dileyerek barışıyoruz. Ama çocuğun yanında
Çocuk şöyle böyle bir algıya girmesin. Ya bir kavga vardı, şimdi normal davranıyorlar. Bu denge nedir yani, bu dengesi? Orada bir anlam kazanmalı. Yani evet, biz bir kavga ettik. Birbirimizle insanlar, kişiler birbiriyle tartışır. Bu tartışmanın sonunda birisi hatalı olabilir, iki tarafında hataları olabilir ama uzlaşırlar ve o tartışmayı sona erdirirler. Bu uzlaşma anına da şahitlik etsinler lütfen çocukların yanında. Bu çok önemli. Evet, o zaman çocuk bunu ayırt edebiliyor işte. Şimdi çocuk ayırt edebiliyor ama mesela bazen işte bizim söylediğimiz en büyük şeylerden bir tanesi, ebeveynler eğer çocukların karşısında kavga etmişlerse sizin dediğiniz gibi birbirlerini ifade etmek zorunda. Ama bazı aileler var ki bunu yapmıyorlar. İşte zaten yapmadıklarında yapılması gereken işte, bu. Anne babayı örneklem olarak seçiyor çocuk. Ne kadar söylemese dahi bilinçaltında. Bir evde dayak varsa, çocuklukta yoğun bir şiddet varsa, yetişkinlikte de mutlaka o şiddet o kişinin hayatında oluyor. İşte mesela onu demeye çalışıyorum bunu, hocam. Bunu hiç şaşmaz, çok nadirdir. Yani %90 oranında diyebilirim, iddialı konuşuyorum. Şiddet varsa bir evde. Şiddet varsa bu bunun evde. Bunun özürü de yoktur. İlerideki yaşamda, ilişkide mesela, şiddet denenir. Hocam şöyle bir şey var. Ben döveyim sonra çocuğun yanında diyeyim ki barıştık. Böyle bir şey yok. Ya, çocuk artık ne yapacak? Şey. Karısını dövecek, sonra özür dileyecek. Normalleştirecek çünkü. Dövme başka bir şey zaten. Aynen. Başka dayak, bir boyut. Yani tartışma başka bir boyut. Azalmıştır diye düşünmek istiyorum eskiye nazaran şiddet olaylarının. Çünkü aynı şey biz ebeveynler çocuğuna karşı da uygulayabiliriz. Yani güçlü güçsüz işte. Yani kimin hocam, gücü yetiyorsa sadece aile ebeveyn içerisinde değil. Bazen müdahale etme ihtiyacı duyuyorum dışarıda. İyiye gidiyordur. Annenin çocuğa bazen vurduğunu görünce... Hani böyle bir içgüdüsel olarak ya yani bir müdahale etme isteği duyuyorum ama mesela frenliyorum, hani yapmamalısın. Yanımda bir kadın arkadaşım oluyor mesela. Ya şuna bak diye müdahale etmeye çalışıyorum. Dur diyorum. Çünkü şimdi orada suçlu konumuna düşüyoruz. Evet, yapamıyorsun. Ama yok. Yani küçücük çocuğa sen ya. Zaten fiziksel olarak kuvvetlisin. Aynen. Kuvvetini uygulamak acizliktir. Çocuk dövmek acizliktir. Evet. Yani bu yapılmaması gereken bir kuraldır. Yani bir ya insan, bir insandan fiziksel olarak bile güçlüyse bile onu dövmemeli, yani vurmamalı. Çünkü güçlüsün zaten. Eşit değil güçleriniz çünkü. Orada hakkaniyetli bir şey yok. Yok. Değil mi? Şimdi yavaş yavaş son dakikalara giriyoruz. Çocuklarla programı noktalarız. Benim de mesela gözlemlediğim, hani şimdi böyle çocukların yanında aman kavga etmeyelim, aman çaktırmayalım bir şeyleri. Sonra pat diye mesela o ilişki bitiyor. Çocuklara diyorlar ki işte biz boşanıyoruz. Çocuklar bir anda büyük bir travma, yoktu hiçbir şey. Nereden oldu, nasıl oldu, hanginiz suçlu, hanginiz suçsuz? Dediğiniz gibi bunları dozunda, yani böyle tartışma gibi kavgaları diyeyim, böyle şiddetsiz. Çocuklarımız görsünler. Yarın öbür gün de tam tersi ayrılığa en azından şok geçirmezler herhalde. Yani evet, zaten derler yaşamazlar. Ki benim annemle babam herhalde yani bir kavga bir şeyleri vardı. İşte filmlerde, dizilerde çok böyle saklamayı öğrettiler bize. Bir de boşanmayı dünyanın sonu gibi aksettirdiler. Evet, evet. Ben hiç unutmuyorum, çocuktum kaç, 8-9 yaşlarında, benim uzak bir akrabam. Uzak akrabam ama. Boşandı. Bizim ailede de boşanma hiç yoktu. Yani ilk duyduğumda ben oturup ağladım. Sana ne oluyor Funda? Yani görmediğin, doğru düzgün senede bir iki gördüğün uzaktan akraba boşanmış. Ne ağlıyorsun? Yani bizde çünkü ama çocukluk ne kadar hani, önemsiz. Bu asla ama dünyanın sonunu çok şey yapar. İlişkiyi ne kadar önemsiz. Bununla ilgili gösteriyor. Böyle güzel son yorumlarınızla programı noktalayalım. Kimsenin aslında boşanmak istemez. Bir ilişkiye başladığı zaman bitişini de istemez. Ama öyle bir noktaya gelirsin ki ayrılırsın. Ama ayrılığı da düzgün bitirmek gerekir. Evet. Ayrılığı da sonlandırırken teşekkür ederek. Çünkü zaman geçirmişsin. Zaman geçirmişsin. Ve zaman, hani şimdi bazen diyoruz ya, ah kahretsin geçen zamanıma oldu diyorsun. Onu dememek adına, onu kaybetmemek adına
mutlulukla, huzurla sonlandırman gerekiyor. Ha çünkü ileride ya, dünya o kadar küçük ki herkese mecbur görmek zorunda kalıyorsun. Değil mi? Evet. Mecbur görmek zorunda evet. kalıyorsun. Hele bir de çocuk varsa ortak evet. noktan oluyor yani. Mecbur yani. Zaten çocuklar hocam, aklı bali olan çocuklar şunu diyorlar. Ya ayrılmalılar zaten. Evet, çok kavga ediyorlar. Evet, ayrılsalar daha mutlu olacaklar. Evet. Mesela aklı başı hani biraz daha ya, ergen olan ya. Çocuk bunun farkında. O ayrılığın aslında kötü bir şey olmadığını olmadı. Fark ediyor. Çünkü daha mutlu iki çift ayrı olduğu zaman. Kendileri de mutlu oluyor çünkü. Ama tabii boşanmak da hani çocuk varsa durum bambaşka. Yani o ilişki bir şekilde devam ediyor. Hayatımızda hep evet. var bir bağ olacak. O ayrılığı hazmedebilecek, umarım hazmedebilecek seviyede ilerletebilsinler boşanma süreçlerini. Özellikle bu süreçlerde profesyonel destek alsınlar. Hele ki çocuk varsa kaçınılmaz bir şey bu. Lütfen hani işe yaramaz, yarar diye evet, ön yargılı evet, bakmadan evet. o sürece giriliyorsa hazırlığını yapmak, çocuğu hazırlamak, o travmayı yaşatmamak adına bir çaba sarf edelim. Yani muhakkak yani güzellikle ayrılmak gerekiyor. Ayrılsak bile bir uzmandan, bizim gibi uzmanlardan destek almak. Dileriz ki öyle gerekiyor. Ayrılırlar. Aynen. Yani ayrılık sürecinde olanlar. Evet. Çünkü sonrası depresyona giriyor yani. Evet, aynen öyle ve tabii daha vardı konuşacak konu ama çok. Dedik zaten. Bu süreye ancak bu kadarını yetiştirebildik olsun. Başka programlara gelir. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizinle çok keyifli sohbet, bir çok sohbet güzel. Oldu. Teşekkür aynı ederim. Şekilde sizlerle de öyle. Evet sevgili izleyenlerimiz, Sağlık ve Yaşam programımızın bugünlük de sonuna geldi. Kadın erkek ilişkilerini süremiz el verdiğince ele almaya çalıştık. Uzman klinik psikolog Tuğba Salık ve doktor psikolog sevgili Aysu Emre İnal'la beraber. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.